Yabancı gelsin diye beni yediler abi. Yani benim yurttaşım terse Tabii ki kaldı. seni de daha çok yiyecekler. Seni daha çok yiyecekler. Bir konu daha var. Bak bunda da lütfen yorumlarda yazın siz de. Yani tepki de görsün birileri. Bu borsa konusunda kazançtan vergi almayacağız diye açıklama yapmadılar mı ya? Daha 2 hafta önce bunları konuştuk ve Sevgili borsanın içinde... kardeşim, Mayıs'tan itibaren borsayı bu vergi konusuyla en az 3 defa manipüle ettiler. En az 3 defa. İşte abi Önce şunu diyorum abi. Çıktı Sayın Şimşek dedi ki kazançtan vergi alacağız. Abi borsa bir çakıldı mı? Bak bana kaç kişi yazdı konuyu konuşun. Rezil oldum, mahvoldum, ders %4 aldım. düştü. %4 birdenbire. Niye bunu yaptılar abi Olmuş. bugün ya? Niye bunu Bunu yaptılar niye bugün? Ne diyorum? yaptılar? Ama benim tezimi sen biliyorsun. Mehmet Şimşek milleti yoksullaştırmak dışında bir fon yöneticisinin mantığı dışında onun için 86 milyon insanın bir rakamdan öte bir anlamı yok. O bir teknisyen. O bir Merrill Lynch fon yöneticisi. Merrill Lynch'in fon yöneticisi olarak mesleki kariyerinde rakamların ruhunun olmadığını bilir. O rakamlarla meşgul. Bu operasyonlarda yaptıklarına bakın. Üç şey söyleyeceğiz. Faiz artırdı. Yüksek faiz artırdı. Yabancı fonlara carry trader imkanı tanıdı. Bunun garantisi olarak da kurları stabil hale getirdi. Daha 5 Mayıs'tan sonra dedim ki bunlar fırsat buldukça aylık halinde, 2 aylık halinde, üçlük, 3 aylar aylık halinde yüksek faizden faydalanıp kura dönerler, giderler, gelirler, istifade ederler. Yüksek faizden bir vurgun, düşük kurdan ikinci vurgun, elde ettikleri bedava paralarla da borsa operasyonları yaparlar üçüncü vurgun. Bu adımları bana sorarsan bunun için atıyorlar. Yani üçüncü vurgunun ayağının tamamlanması için de ya düşünsene yüksek faizle elde ettiğimiz paralar var. Sabit kurla elde ettiğimiz paralar var. Ya o paralarla da buraya gelmişken bir indirelim, bir çıkaralım. Veya İngiltere'deki fonların borsanıza gelmemiz için fiyatların biraz daha ucuzlaması lazım gibi bir kayıtla muhataplarsa veya böyle bir beklentiyle muhataplarsa vadeleri uzatabilmek için yani sıcak paranın ani girişlerinden, ani çıkışlarından korunmak için vadeleri biraz uzatabilmek için bu yan enstrümanlara da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Abi şöyle doğru Anladın mu mı? anlıyorum? Doğru mu anlıyorum? Sen tamam dersin bana. Son dönemde borsadan yabancıların çıkış yaptığını biliyorduk. Bakın, çıkıyorlardı. Bu çıkış olmasın diye, yabancı geri gelsin diye borsayı aşağıya çektiler. Şimdi yabancı Yani satışını söyleyeyim. aslında işin anlayacağımız özeti şu değil mi Rubel abi? Yabancı gelsin diye beni yediler abi. Yani benim yurttaşım terse Tabii kaldı. ki seni de daha çok yiyecekler. Seni daha çok yiyecekler. Şimdi borsada yaklaşık 6-7 hafta içinde 1,9 milyar dolarlık yabancı satışı olduğunu söyledik. Daha önce söyledik. Ve bunların sebebi olarak da dedik ki borsanın en düşük halinde bile yabancıların payı %28 civarındaydı. Yani o %28 pay sahibi oldukları dönemde ucuz maliyetli Türk ekonomisinin yıldızı sayabileceğimiz şirketlerin hisseleri ellerinde zaten duruyordu. Bunlara borsacılar küflenmiş kağıtlar diyorlar. Yani çok bekletildiği, çok durduğu için küflenmiş varlıklar. Şimdi onları o düşük maliyetli kağıtlarını 6-7 haftadır bu seri satışlarla kar alacak şekilde satışlarını yaptılar. Şimdi belli ki ellerindeki o takasta bulunan malları satmış olmalılar ki yeni bir düşüşle, yeni bir maliyetle yeni alımlar koordine ediliyor. Anlatabildim mi ne dediğimi? Anladım. Bu da senin dediğin gibi abi üçüncü vurgun oluyor işte. Üçüncü Doğru. vurgun olacak. Yani bir yüksek faiz,
dövize dönerken sabit kur veya çıpalanmış kur veya bunun teminatı, garantisi verilmiş kur seviyesi. Yani düşün, TL faizi alıyorsun, yüksek faizi, bir aylık faizle kendi ülkesindeki bir yıllık faizi alıyor. Kendi ülkesindeki bir yıllık faiz yerine Türkiye'den bir aylık faiz alıyor. Bir ayda aynı faiz alıyor. Kur da sabit durduğu için isterse kura dönüyor, isterse ya gelmişken şu borsaya da bir uğrayayım ama biraz fiyatları düşürün ki biraz hisseleri ucuz hale getirin ki biz de bu sizin borsanıza girelim. Nasıl olsa karlı sattığımız 1.9 milyar dolarlık da bir satışımız oldu. Bunların tekrar borsaya dönmesini istiyorsanız şu düşüşünüzü de bir görelim. Yoksa Ferit, dünyanın en acemi finansmancısı bile piyasalar açıkken, sermaye piyasaları veya para piyasaları açıkken vergiyle borsayı, vergiyle fonları yan yana getirecek kelimeleri etmez. Piyasalar açıkken niye etmez? Tecrübeli borsacı kim? Mehmet Şimşek, Merrill Lynch'in kıdemli fon yöneticisi. Bu evet. işlerin kitabını yazmış adamlar. Böyle bir acemiliği bu yapamaz. Yapmamalı. Yaptıysa bu acemilik değildir. Ne dediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi KAP diye bir şey var. Kamuyu aydınlatma platformu. Bu platforma bildirimde bulunmak isteyen borsaya kote edilmiş şirketler bildirimlerini piyasa kapandıktan sonra yaparlar. Niye? Yapay fiyat oluşumlarını engellemek, manipülasyonları engellemek veya suni fiyat hareketlerine yol açmamak için. Küçük bir şirket bildirimini piyasa kapandıktan sonra yapacak iken, bu kurala bağlanmış iken, bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı borsaya vergi koyacağız, kazançtan vergi alacağız, bunun çalışmalarını yapıyoruz, bu pakette değil önümüzdeki pakette olacak diye demişse, bunu da bir ay içinde 3 defa bu senaryoyu tekrarlamışlarsa bu bir acemilik olamaz. Ferit, önce dediler ki işlemden alacağız. Sonra dediler ki erteledik, vazgeçtik. Bugün de dedi ki biz onun üzerinde çalışıyoruz. İşlemden değil kar payından vergi alacağız. Bunu bir tecrübeli finansmancı, piyasa uzmanı bunu piyasalar açıkken söylemez. Öyle. Söylediyse bir maksadı vardır. Bu kadar açık. Çok açık oldu abi. Çok net oldu, evet. Evet. Yani böyle söyleyeyim. KAP nedir biliyor musun? Aselsan bir devlet şirketi. Aselsan akşam 6 piyasa kapandıktan sonra KAP'a bir yani kamu aydınlatma platformuna şöyle bir bilgi gönderir. Ben Gürcistan'da şu kadar milyon dolarlık bir projeyi imzaladım. Onun bilgisini vermek zorundadır. Ama ne zaman? Piyasa kapandıktan sonra. Niye? Piyasa açıkken vermesin ki onu, o bilgiyi herkes şeffaf bir şekilde eşit ve rekabet koşulları içinde piyasa kapalıyken öğrensin. Oradan birileri spekülatif hareketler yapmasın diye. Ona rağmen bir ülkenin bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı bu lafları ulu orta ediyorsa burada masum görülemez. Çünkü borsaya çaktılar yani, evet. Benden de iyi bilir, senden de iyi bilir, herkesten de iyi bilir. Çünkü uzmanlık alanı fon yöneticiliği Merrill Lynch'ten geldi ve üzülerek söylüyorum, başımıza da kakıyor ki ben fedakarlık yaparak, askerlik görevi gibi kabul ederek geldim, bu işleri yapıyorum. Yani ben başka yerlerde çalışsaydım daha çok para kazanırdım diye de bir de bizim başımıza kakıyor.